Arkadaşlar merhabalar bu videomda temel kavramlar ve doğruda açılar konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani paralel iki doğruyu kesen doğrunun oluşturduğu açılardan bahsedeceğiz size. Sayfa numarası da 5'teyiz haberiniz olsun. Evet şimdi bazı tanımlar var arkadaşlar. Bu tanımlara göre bazı şeyleri anlatacağız size. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yöndeş açılar arkadaşlar. İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir. Eğer doğrular birbirine paralel ise yöndeş açılar birbirine eşittir diyoruz. Mesela iki tane doğru var ve bir kesen var. Aynı yöne bakan açılara ne diyormuşuz? Bak yönlerini belirlemişiz böyle, şöyle. Aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar diyoruz ve doğrular birbirine paralelse yöndeş açılar birbirine eşittir diyoruz. A ile x birbirine eşit bak yazmışım. B ile Y birbirine eşit. C ile Z aynı yöne bakıyor, eşit. D ile de T birbirine eşittir. Yöndeş açının tanımından dolayı doğrular birbirine paralelse bu yöndeş açılar birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam? İkinciye gelelim. İç ters açılar. İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan içeride olup birbirine ters olan açılara iç ters açılar denir. Eğer doğrular birbirine paralelse iç ters açılar birbirine eşittir. Yani ne olacak arkadaşlar? Açılarımız içeride olacak ve birbirine ters olacak. İşte biz buna iç ters açılar diyoruz. Mesela C ile X iç ters açı birbirine eşit. D ile Y iç ters açı birbirine eşit. Arkadaşlar bu yöndeş açı ilk baştaki anlattığımız yöndeş açı önemliydi. Bunu kullanıyoruz sorularda. İkincisi iç ters açı bu da önemli ve biz buna kısaca Z kuralı diyoruz arkadaşlar. Z kuralı çok karşımıza çıkıyor. Niye Z kuralı? Şöyle bir Z harfi geldiğinden dolayı ya da S harfi S kuralı da diyebilirsiniz. Ama genelde Z harfiyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Z kuralındaki burada kaçlar birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Doğrular birbirine paralelse. Geldik öbürüne. İç ters açılar da önemli. Şimdi dış ters açılara geldik. Dış ters açıları çok fazla kullanmıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebini söyleyeyim. Ee, öncelikle tanımını vereyim. İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan dışarıda olup da birbirine ters olan açılara dış ters açılar deniliyor. Ve eğer doğrular birbirine paralelse dış ters açılar da birbirine neymiş? Eşitmiş. Bu doğrular birbirine paralelse şu A ile Z dışarıda ve birbirine ters eşit açılardır. B ile T dışarıda ve birbirine ters eşit açılardır. Niye bunu çok kullanmıyoruz? Çünkü ters açıdan dolayı zaten burası A açısı yapıyor. Hocam A ile Z yöndeş açı olduğundan dolayı direkt birbirine eşit çıkıyor zaten. Ya da Z'den dolayı A açısı dersiniz. Bak ters açıdan dolayı da A ile Z birbirine eşit diyebilirsiniz. O yüzden dış ters açıları çok fazla kullanmıyoruz, ee, ama yine de tanımını bilmekte fayda var arkadaşlar. Karşı durumlu açılar, paralel iki doğru arasında kalan, bakın paralel iki doğru arasında kalan ve birbirine bakan açılara karşı durumlu açılar diyoruz. Biz buna kısaca U kuralı diyeceğiz arkadaşlar, ya da U kuralı ya da C falan da diyebilirsiniz, ama e, U kuralı diye aklımıza kalıyor genelde hep. U kural dediğimiz paralel iki doğru arasında U harfi varsa yan yatık, da sağa dönük, sola dönük, yukarı dönük falan hiç fark etmez. U harfi varsa ikisinin toplamına biz ne diyoruz? C artı Y 180 ya da X artı D bakın şöyle bir U kuralı var paralel iki doğru arasında. 180 eşit. E bunun sebebi ne? Sebebine gelecek olursak bak böyle bir Z kuralı var. Hocam C ise burası da C yaptı. C ile Y'nin toplamı bak ne yapıyor burada? 180 derece yapıyor zaten arkadaşlar. Tam ispatı bu da biz ya yani sizler biraz da bu konuyu ilk konuları size yönelik anlatıyorum. Siz bu şekilde bildiğiniz için bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. E, normalde çok fazla ezberci bir zihniyete de e, zihniyetle ders anlatmıyoruz. Haberiniz olsun. Neyse cevabımız cevabımız derken e, U kuralı varsa toplamları da 180 diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim şu soruya. Dur videoyu durdur. Haydi bakalım şu soruyu yap. Ta bunları ortaokuldan beri biliyorsunuz. Durdurdun mu? Durdur ve yap. Ve cevabını da bir köşeye yaz. Bakalım doğru mu yaptın? Neyse ben başlıyorum. Durdurmadıysan hala durdur. Arkadaşlar şöyle bir şey verilmiş. Şekilde verilenlere göre 5 tane öncül verilmiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne dedin? Yalnız bir mi dedin? Bakalım. Yalnız bir dedin değil mi? Ah. Ah gençlik ah. Ah gençlik ah. Arkadaşlar tanım çok önemli. Tanım ciddi anlamda çok önemli. Bakıyoruz şuraya. Bakın gençler şuraya baktığınız zaman a, tanım çok önemli deyince aklıma da şey geldi. Mehmet Hoca geldi. Ne diyordu? Matematikte tanım evde hanım ihmale gelmez arkadaşlar. Evet şuraya baktığımız zaman bakın A artı B 180 doğru açıdan dolayı. Doğru mu? Doğru. İkinciye geldik. A ile C yöndeş açı. Hocam A buraya bakıyor C buraya bakıyor. Ok. Ama bunlar paralel değil ki yöndeş açı değildir. B ile C karşı durumlu paralellik olmadığı için değildir. B ile de iç ters açı değildir. Bu da değildir dediniz ve yalnız bir dediniz değil mi? Arkadaşlar geriye dönüyoruz ve tanıma bakıyoruz. Veya bunu ta ortaokuldan beri öğrendiğiniz için biraz da hızlı bir şekilde geçtim burada. Yani çok vurgulamadım ki bundan sonra aklında kalacak zaten. İki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar dedi. Bak Yöndeş açılar tanımında şey var mı? Paralellik şartı var mı? Yok. Nerede? Eğer doğrular birbirine paralelse yöndeş açılar birbirine eşittir diyoruz. Aa, o zaman şuraya baktığımızda. Evet. Aynı yöne bakan açılar yöndeş açılardır. O zaman ikincisi doğru mu? Doğru. B ile C karşı durumlu. Bir tek paralellik şartını bak burada altını çizdim. Karşı durumlu açılarda verdim arkadaşlar. Paralel iki doğru arasında kalan ve birbirine bakan açılara karşı durumlu açılar denildi. E şuraya baktığımızda B ile C karşı durumlu olabilir mi arkadaşlar? Bunlar birbirine bakıyor ama şunlar birbirine bakıyor ama e bunlar paralel olmadığı için karşı durumlu açı olamaz. B ile D iç ters demiş. Yine içeride ve birbirine ters olan açılardır B ile D. Evet o zaman iç ters açıdır. Tanımında paralellik var mı? Yok. Eğer paralellik varsa ne oluyordu arkadaşlar? İç ters açılar birbirine eşittir diyoruz. Ve şuraya geldik. A eşittir işte C demiş. Hayır arkadaşlar bu doğrular paralel olsaydı yönde açılar birbirine eşit olurdu. Yani bu da yanlış. O zaman cevabımız ne yaptı? 1, 2 ve 4 yaptı. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Buradan neyi çıkarttık? Yani en basit yerden bile kimsenin yapamayacağı bir soruyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani açık ve söyleyeyim. Ben sınıfımı sorduğum zaman sınıfta böyle çok nadir böyle cevap verenler buna. Doğru cevap verenler. İnşallah sizler doğru cevap vermişsinizdir. Düzgün bir şekilde. E, tanıma dikkat ettiyseniz arkadaşlar büyük ihtimalle şey yapmışsınızdır. E, tanımdan dolayı sonuca ulaşmışsınızdır. Ama aslında bu olay bize ta şeyden beri anlatılıyor arkadaşlar. Ortaokuldan beri anlatılıyor. Değil mi? Ama bu zamana kadar hiç dikkat et etmedik. Yöndeş açılar. Aynı yöne bakan açılar. Bitti gitti arkadaşlar. Tamam mı gençler? Dikkat edin. O yüzden konu anlatımı önemli arkadaşlar. Ee, en basit konudan bile çok zor sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Evet geldik şu sorulara. Artık zevkli kısma geldik kardeşim. Şimdi ne var arkadaşlar burada? Paralel doğrular verilmiş mi? Verilmiş. Evet paralel doğrular. Şunlar paralel doğrular olarak verilmiş. Ve şurada kaçı? 110 derece olarak verilmiş. Bunlar da eşit <laughs> arkadaşlar geometri soruları çözerken ne yapıyoruz? Bilinenden bilinmeyene doğru gidiyoruz. Yani alfadan başlamayın arkadaşlar. Bazılarını şöyle yapıyor. A hocam o kuralı var. Ise 180x alfa ise 180 eksi alfa. Burası 180 eksi alfa bölü 2. 180 eksi alfa bölü 2. Hayır bunu değil. Alfaya x'e en son ulaşmaya çalışırız. Öncelikle verilen bilgilere bu şey yapacağız. Bulaşacağız. 110 verilmiş. Aa, 110 verilmişse aa, burada bir u kuralı var. Toplamları 180 olacak. 180'e tamamlayan açısı kaç derece? 70 derece. Hocam açılar eşit verilmiş. Bak verilen bilgileri kullanıyorum. 70 ise burası da 70. Şimdi alfaya bakan beyin otomatikman zaten çözer. Hop şurada da bir u kuralı var. Toplamları 180. Şu açıyı kaç buldun kardeşim sen? 140. O zaman burası 140 ise 180'e tamamlayan açısı kaç derece olur? 40 derece olur. O zaman bu örneğimizin cevabı kaç oldu arkadaşlar? 40 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet şurada da arkadaşlar verilen bilgileri. Öncelikle her zaman şunu söyleyeyim arkadaşlar. Verilen bilgileri kullan. Verilen bilgilerle çıkmıyorsa ondan sonra ek çizime yoğunlaşabilirsiniz arkadaşlar. Doğru da açılarda da ek çizimimizde genelde paralel doğruları uzatıyoruz arkadaşlar. İlk etapta siz çoğunlukla bunu yapıyorsunuz. Ya da sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Biraz sonra o sivrilen yerden paralel çizme hikayesinden de bir şeyler bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Alfa'ya en son gideceğiz. 35'i kullanamıyorum arkadaşlar. Aa şunlar ne verilmiş öncelikle? Şunlara bakalım. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Bunlar da birbirine şu şekilde paralel verilmiş. Hocam önce 115'e bakalım. Şu 115'e baktığımız zaman. Aa hocam şöyle bir Z kuralı ya da S kuralı var mı? Var. Yani şu açının tamamı kaç derece arkadaşlar? Burası 115 ise burası da 115 derecedir. E burası 115 derece ise 115'ten 35 çıkınca kaç kaldı arkadaşlar buraya? 80 derece kaldı. Çünkü tamamı 115. A, şunlar da birbirine paralel. Şimdi alfaya baktığımız zaman şöyle bir u kuralı var mı? Var. İkisinin toplamı 180 yapacak. Alfa da buradan kaç yapıyor o zaman? 100 derece yapıyor. E 180'e tamamlamaları biraz kafadan yapıyoruz da siz de alışacaksınız arkadaşlar. Çünkü 180'e tamamlamayı çok kullanıyoruz gerçekten. Evet cevabımız 100 oldu. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> Ne yapıyoruz? Hocam verilenlere bakıyoruz. Alfaya en son bakacağız. Şimdi şuraya baktığımızda 40 burası 110. 110 ile ilgili bir şey yapamıyorum. 40'a bakalım. 40'a baktığımız zaman şöyle bir U kuralı var mı? Var. O zaman 180'e tamamlayın 140. Hocam şu bilgileri şu anda kullanamıyorum. O zaman ek çizim yapacağım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın şu paralelliği biz kullandık mı? Kullandık. Şimdi şu paralelliği kullandık mı arkadaşlar? Kullanmadık. Genelde doğru açılardaki ek çizimimiz en klasiği ve herkesin en çok yaptığı ve en doğru olanıdır aslında. Tabii çok karışık sorularda sivilen yerden paralel çizeceğiz de. Paralel doğruları uzatarak sonuca ulaşabiliyoruz arkadaşlar. O zaman şu paralel doğru bu da paralel doğru. Şunu uzatırsam. şunu da uzatabiliriz aslında. Neyse sadece bunu uzatmak yetti. Aa hocam şunun da şu paralel. 110'u kullanabilir miyiz? Evet bak yöndeş açı. Yani burası da 110. Aa burası 110. Şimdi burası 110. Burası kaç? 40. 180 180'e tamamlayalım. 110, 40 daha. 150. Buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Ya üçgen daha görmedik ama çoğunluğumuz biliyor zaten bunu. E burası 180'e tamamlayan 30 derece. Burada da bir ters açı var mı? Var. O zaman alfamız kaç derece oldu arkadaşlar? 30 derece oldu. Evet bu örneğimizin cevabını da 30 derece bulduk. Ve şimdi geldik. Bu zamana kadarki anlattığımız doğru açılardaki yerin sonuçlarına. Arkadaşlar çoğunluğumuz biliyor. Birinci sonucumuz M kuralı diye biliyorsunuz. Niye M? İki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa bir M harfi mutlaka oluşur arkadaşlar. Bakın M harfi. Yan yatık bir M harfi. M harfinde sola bakanlar sağa bakana eşittir. Yani X eşittir A artı B'dir arkadaşlar. Tamam. Kolay bir şey değil mi? Gerçekten kolay bir şey. Bunun ispatı nereden geliyor? Doğru da açılardaki ek çizim yöntemimiz ya paralel doğruları uzatacağız ya da sivrilen yerden ne yapacağız arkadaşlar? Yani soruda sizin seçiminize kalmış arkadaşlar. Genelde paralel doğrular uzatıyorsunuz. Ama paralel doğruları uzattığınız zaman üçgen vari bilgiler genelde daha fazla çıkıyor karşımıza. O zaman burada ne yapalım? Yani burada sivrilen yerden bir paralel çizdiğimiz zaman. A hocam Z kuralından dolayı A. Z kuralından dolayı burası da B yaptı. Gerçekten de X açısı ne oldu arkadaşlar? A artı B'ye eşit oldu. Geldik ikinciye. Zikzak kuralı mı dersiniz? Testere mi dersiniz? Ne derseniz deyin arkadaşlar. Paralel doğru arasında bir sivrilen yer olsa M oluşuyor ama birkaç tane sivrilen yer varsa zikzak testere. Buradaki kuralımız şu arkadaşlar. Sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşit olacak. Yani A artı C artı E sola bakan açılar arkadaşlar. Sağa bakan açılar da B artı D'ye eşittir. Yalnız burada sizinle bir soru paylaşmak istiyorum. Buraya yazmadım ama şurada bir soru paylaşayım arkadaşlar sizinle. Bakın şöyle bir soru olsun. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle olsun. Sallıyorum arkadaşlar. Tutmazsa belki soruyu değiştirebiliriz de. Atıyorum burası 30 derece olsun. Burası 70 derece olsun. Burası 90 derece olsun. Burası da 150 derece olsun. Tamam mı? Şuradaki açı kaç derecedir diye sorulsun. Ve bu doğrularda birbirine paralel olsun. Şimdi siz buraya baktığınız zaman arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Hocam burada Sağa bakan ve sola bakan açılardan mı yapacağız? Bakalım. Sağa bakan, sola bakan, sola bakan, sağ, sağ, sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sola bakan, sağa bakan. Eğer burada bu yöntemi uygularsanız yanılırsınız, yapamazsınız. Yani 30 artı 90 artı 150 alfa artı 70'e eşit değildir arkadaşlar. Burada sola bakan açıların sağa bakan açılara eşit olabilmesi için tek şartımız var. O da sistematik bir sırayla gitmeniz. Yani sol diye başladıysanız sol sağ sol sağ sol şeklinde gitmeniz lazım. Burada mesela sol diye başladıysak sağ sol burada sağa bakan açısı lazım burada da sola bakan açısı lazım. Hocam burada ee, sağa bakan açısı nedir? Hop 360'a tamamlayan açısı. Yani kaç derece? 210 derece. Hocam burada sola bakan açısı nedir? Bak burada 360'a tamamlayan açısı. Burada da sola bakan açısı 180'e tamamlayan açısı. Yani 180 eksi alfa olur. Yani cevabımız bu sefer 30 artı 90 artı 180 alfa 70 artı 200 eşittir deriz. Ve sonuca ulaşırız arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem böyle çok karışık sorularda şunu yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sivrilen yerden paralel çizme yöntemini öğrendik ya. Çiz kardeşim. Bak sivrilen yerden bir paralel çizdin. Z'den dolayı 30. Hocam tamamı 70'te buraya 40 kaldı. Sivrilen yerden çiz kardeşim. Z'den dolayı 40. Ne kaldı buraya? 50 kaldı. Hocam çizeyim buradan da. E burada da bir u kuralı var. Bak şu sayıları yoğunlaşacağım. E, toplamlarının 180 yapması lazım. O zaman buraya 130 derece kaldı. Tamamı 150 idi. Buraya 20 kaldı. Hocam burada da z'den dolayı direkt alfa açısı 20 derece çıktı mı? Çıktı. Bakın sivrilen yerde paralel çizmek bize baya bir pratiklik sağlıyor aslında arkadaşlar. Tamam. Bunu da bir soru gibi düşünebilirsiniz. Yan tarafa bir öyle bir şey olarak yazabilirsiniz. Soruyu yazarken tükenmez kalemle yazın. Çözümü şeyle yaparsanız ne derler? Kurşun kalemle yaparsanız sizin açınızdan iyi olur arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Buna da büyük ihtimalle kalem ucu kuralı diyorsunuz ve A artı B artı C'nin 360 derece olarak ezberle bilenleriniz var. Ama arkadaşlar ben genelde göreceksiniz. Bazı temel yapıdaki tanımları yani kuralları diyelim ya da kural değil de tanımları vereceğim. Mesela buradaki temel yapımız nedir arkadaşlar? Bu M kuralını gerçekten kullanıyoruz ve siz de alışkınsınız. Ve zikzak. Bunu da kullandığımız için e, şunu da yazıyorum. Gerçi kullanmadan da yine yapabiliriz. Sivrilen yerlerden paralel çizerek bu şekilde. Ama genelde M kuralı ve zikzağı bilmekte fayda var arkadaşlar. Diğerlerini bilmeye gerek yok. Kalem ucuymuş bilmem neymiş falan filan. Niye hocam? Normalde A artı B artı C 360 bilenleriniz var ama sivrilen yerden çiz paralelini kardeşim. O'dan dolayı A x'in toplamı nedir arkadaşlar? 180. E, U'dan dolayı x'in toplamı da 180. O zaman bu üç açının toplamı ne yapıyor? 2 tane u yapıyor. Yani a artı b artı c iki tane 180 eşit olacaktır. O da 360 derece eşit olur arkadaşlar. Mesela böyle bir formül var kitaplarda. Hiç gerek yok. Neymiş? D1 ve D2 paralel olduğunda iki paralel doğru arasındaki en tane açının toplamı. Yani en tane köşe varsa 1, 2, 3 bilmem ne en tane şöyle köşe varsa arkadaşlar. işte buradaki formülümüz neymiş? N-1 çarpı 180. Kesinlikle ama kesinlikle ezberleme. Niye? Sen böyle bir soru geldiğinde yine rahat bir şekilde yapacaksın. Mesela bu doğrusal olsun. Şu doğrusal olsun. Tamam mı? Şimdi burada ne yapacağız? Burada kaç tane köşe var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 eksi 1 çarpı 180. Formülle yapanlar 4 çarpı 180'den 720'yi bulur. Formülsüz yapanlar hocam sivrilen yerden paralel çizerim. U var. Sivrilen yerden paralel çizerim. U var. Sivrilen yerden paralel çizerim. U var. Burada da bir U var. 1, 2, 3, 4 tane. Yani şu açıların toplamı 4 tane 180'e eşit arkadaşlar. E 4 tane 180. O da kaç yapıyor? 720 yapıyor arkadaşlar. Gerek var mı? Ezberleme kardeşim. Ezberleme. Senin bilmen gereken şeyleri söyleyeceğim. Sonra o bilgilerinize yorum katacağız ve o yorumlarla bu işi güzel bir şekilde halledeceğiz dostlar. Evet. Neyse geldik şuraya o zaman. Örneğe geldik. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar çözüm yöntemleri gerçekten fazla. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bazılarınız hemen şunu yapıyor. Hocam sivrilen yerden paralel çizebilirim. Ya çizebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama siz genelde ne yapıyorsunuz? E, paralel doğruları uzatıyorsunuz. Ya paralel doğruları uzatmanın da şöyle bir riski var arkadaşlar. Ya yani, üçgen bilgisini kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Doğru buradan yaptığımız zaman belki daha kolay bir şekilde çıkacak. Ha siz zorlaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. O ayrı bir konu da. Hocam mesela U kuralı var. Burası 180'e tamamlayan açısı. Ee, falan diyorsunuz böyle. Ya bunlar da gerek yok aslında. Mesela buradan yapacak olan insan nereden yapsın? Şöyle yapabilir. A hocam 3x artı 10sa burası da 3x artı 10 yaptı. A burada ne var? Üçgen var. Hocam burası 180'e tamamlayanından burayı bulurum. 180'e tamamlayanından burayı bulurum. iç açılar toplamı 180'dir. Evet ama üçgen var ya. Bu üçgende iki dış açıyı sen içeriye alıyorsun. Öyle yapacağına bu dış açı, bu dış açıysa bunun dış açısını bulsan daha kolay değil mi? Burada da dış açılar toplamından gitsen daha kolay değil mi? E öyle, daha kolay. Değil mi? Ama burada bakın görüyorsunuz üçgen üçgenvari işlemleri kullanıyoruz. O yüzden ben burada sivrilen yerden paralel çizeyim isterseniz. Ya genelde böyle en üstte ya da en altta ya da en sağda ya da en solda sivrilen nokta olduğu zaman sivrilen yerden paralellerin hangi doğrultusuyla doğrultudaysa yatay doğrultuda mesela ona göre bir paralel çizeceksiniz arkadaşlar. Çizdiniz. Yine burada da işi zorlaştırıyorsunuz böyle. U'dan dolayı burayı yazıyorsunuz. Ya kardeşim tamam yazabilirsin. Sıkıntı değil. 180'e tamamlamak sıkıntı. Ya da direkt niye U var diyorsun. Tamam U da var da şöyle bir Z de yok mu arkadaşlar burada? Var tabii ki. Şurada kaç, kaç derece arkadaşlar? 3x artı 10. E burası 3x artı 10. Sen 3x artı 10'dan 70 çıkartırsan burayı bulmaz mısın? Bulursun. 3x artı 10'dan 70 çıkartırsan 3x eksi 60 mı yaptı? Evet. Aa, burada da bir u kuralı var. Toplamları 180. Yani 3x eksi 60 artı 5x eksi 80 eşittir 180 diyeceğiz arkadaşlar. 8x eşittir kaç yaptı burada? 80 60 daha 140. 320 mi eşit oluyor? 180 toplarsak evet 320 yapar. X'i de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 40 derece bulduk. Cevabımız 40 dersek sazanlık yaparız. Çünkü bizden ne isteniyor arkadaşlar? A, B, C açısı. Yani 3X artı 10 isteniyor. X yerine 40 yazdığımızda 3 çarpı 40 artı 10'dan o da kaç derece çıkar arkadaşlar? 130 derece çıkar. Evet bu sorumuzun cevabı da böylelikle 130 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Oo, Egehan olmazsa olmaz. Arkadaşlar bütün sülaleyi bu föyü tanıyacaksınız. Ders anlatım föyünde. Egehan benim büyük olan. Büyük dediğime de bakmayın çok büyük değil yani üç yaşında çocuk. 3 yaşına bile girmedi yani. Neyse Egehan öğretmen bir kağıda şekildeki gibi BA paralel DE ve BCD açısı 40 derece olacak şekilde bir soru yazıyor. Bu soru Egehan öğretmene çok basit geldiği için cetvel ve açı ölçer yardımıyla ABC açısı ve CDE açısı ABC açısı yani şu açı ve CDE açısı yani şu açıların açıortay doğrularını çiziyor. Ve bu açı ortay doğrular arasında kalan açının ölçüsünü öğrencilerinden bulmalarını istiyor. He. Çizelim arkadaşlar. Bakın önce şunu söyleyeyim. Ee, bu aslında eski nesil bir soruydu, yeni nesil bir soruya çevirmişim. Eski nesil soru yeni nesil soruya çevrilmiş arkadaşlar. Burada nasıl çevirdim ondan da biraz sonra bahsedeceğim şimdi size. Ne yaptım? Hikaye kattım sadece buraya. Aslında şey bir soru. Tabii genelde şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ÖSYM'nin dili genelde şu ara bu. Yani sonrasında tabii ki daha da şey olabilir. Dili biraz tertleşebilir. ÖSYM şu an eski tarz soruları kolay e, yeni nesle çeviriyor ama şöyle çeviriyor arkadaşlar. Eski tarzın kolay sorularını çeviriyor. Şu an yeni nesle geçildi ya. ilk geçişte öyle oluyor. E, zor soruları da çevirebilir arkadaşlar. O yüzden ne olur ne olmaz bu şekilde. Bu da mesela eski neslin bir Hani e, doğruda doğru açıların böyle zor sorularından diyebiliriz. Bunu çevirmişiz ama şu an ÖSYM ne yapıyor? Kolayları çeviriyor ama zor da çevirebilir diye böyle bir soruda yazmışlarımız da var. Neyse ne demiş? ABC'nin açı ortayı yok mesela burada. Biz çizdik açı ortayı. Açı ortay doğrusu. Öbürünün açı ortayı demiş. Bunun da açı ortayı doğrusunu çizdim. Aa hocam bu ABC'nin açı ortayıyla CD'nin açı ortayı doğrusu kesmiyor ki. Ya nereden biliyorsun? Bu doğrular sonsuza kadar gitmiyor mu? Gidiyor. O zaman bu böyle geldi. Bu da böyle geldi. Bunlar kesişti mi? Kesişti. İşte bu iki doğru arasındaki açı kaç derece olabilir diye soruluyor. Yani bizden şuradaki açı isteniyor arkadaşlar. Şimdi bana verilen bilgilere bakacağım. Bu arada bu bir açı ortay doğrusu arkadaşlar. Bu da bir açı ortay doğrusu. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada e, paralel doğrular var. Şekilde çok çok karışık. Şuradan bir sivrilen yer bir burada var bir de aşağıda var aslında. Buralardan paralel çizmek biraz sıkıntıya sokabilir beni. O zaman ne yapayım? Paralel doğruları uzatmak daha mantıklı arkadaşlar. Şu paralel doğruyu ve şu paralel doğruyu uzatacak olursam. Aa hocam bak şimdi dikkat. <laughs> ben buraya x dersem burası da x. Ters açıdan dolayı burası da x oldu mu? Oldu. A, x ile alfa yan yana geldi. Hocam şuraya y dersem burası da y. E, y ise bak bu yöndeşitten dolayı burası da y değil mi? Evet. Y ise ters açıdan dolayı burası da Y. A x artı Y'yi bulursam alfayı da bulurum arkadaşlar. E şimdi ne yapacağım? Ben neyi kullanmadım arkadaşım burada? 40'ı kullanmadım. 40'ı kullanmaya yönelik bir şey yapacağım. Bak 40'ın kırkın, kırkın olduğu yerde bir üçgen var mı? Var. Üçgenin bak dış açısı bak. Y tamam yanında. X de geliyor mu? A gelmez mi? Bak bu soruları kendinize sorduğunuz var. beyin seni otomatikman çözüme doğru itiyor zaten. O zaman ne diyeceğiz? Şunlar zaten birbirine paralel ya. Şu 40'ın yanına gelmeye çalışacağım. Aa hocam 2X'e yöndeş açıdan burası da 2X yaptı. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Yapacağınız hamle belli. 40'ı kullanmak isteyen arkadaşlarınız Hocam burası 180-2'ye burası 180-2X deriz. Ve iç açılar toplamı 180 deyip X artı Y'yi bulabiliriz. X artı Y'yi bulunca da alfayı buluruz arkadaşlar. Bakın burada bunu yapacağınıza Bak şu üçgenin iki tane dış açısı var. E burada da bir iç açı var. Sen bu iki dış açıyı iç açı yapacağına bir iç açıyı bir dış açı yapsan dış açılar toplamından gitsen daha sağlıklı değil midir? Evet daha sağlıklıdır. Yani bu üçgenin dış açısını buldum 40'ın 140 yaptı. Dış açılar toplamı 360. Yani 2x artı 2y artı 140 eşittir 360. Arkadaşlar üçgende üçgen bilgilerini de sorularda kullanabiliyoruz. O yüzden ya hepimiz de bildiğimiz için bence sıkıntı da yok. 2x artı 2y buradan 220'ye eşit oldu. x artı y'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? 110 derece bulduk. E şuradaki üçgende x artı y artı alfa eşittir 180 ya. x artı y 110 derece ise alfa da 180'e tamamlayarak kaç derece yaptı? 70 derece yaptı. Yani cevabımız 70 oldu arkadaşlar. A şıklarda yok mesela. Şıklar yok tabi burada da çıklarda olmazsa zaten soruda ne diyor bize? Kaç derece olabilir diye soruyor arkadaşım. Yani 70 derece yoksa demek ki iki cevap var. Arkadaşlar iki doğru kestiği zaman iki doğru arasındaki açı kaç derece olabilir diye sormuşuz. İki doğru arasında kaç tane açı var? Hocam toplamda 4 tane ama burası A iken burası da A, Burası B iken burası da B. Yani toplamda ta 4 tane açı olmasına rağmen 2 tane açı var arkadaşlar. Yani şu açı ortay doğrusuyla bu açı ortay doğrusu arasındaki açı tamam burası 70 derece bulduk. Bir de aynı zamanda buradaki açı da var. 110 derece de olabilir. Yani cevabımız arkadaşlar iki, şey, iki tane cevap olduğu için o yüzden olabilirli soruldu bize. Cevabımız artık ya 70'tir ya da 110'dur diyeceğiz. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Evet güzel bir soru. Bak ne yaptık burada? <laughs> Önceden bu soru aynen böyleydi. Bak şu mavi kısımlar yoktu sadece düşün. Şu kırmızı açı ortay doğruları vardı. Ben ne yaptım? Sadece yeni nesle çevirdim. Şu doğruları sildim. Bak bu doğruları sildim. Bu doğruları senin bulmanı istedim arkadaşlar. Senin çizmeni istedim. Sen de çizdikten sonra buradaki ifadeleri okuduktan sonra bunu çizdin. Sonra tekrar eski nesil soru çözümü yapar gibi soruyu çözdün kardeşim. Yeni nesil sorular böyle yazılıyor, böyle çiziliyor, böyle çözülüyor arkadaşlar. Yeni nesil sorudan korkmak yok arkadaşlar. Tamam. Evet. Böylelikle bu örneği 70 ya da 110 bulduk. Geldik şuraya. Bak. Şimdi soru nasıl çözülür? Biraz onu da öğreteceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu soru nasıl çözülür biliyoruz. Tamam sıkıntı yok. Hızlı soru nasıl çözülür? Bak şimdi dikkat izle beni. Biz arkadaşlar genelde şu verileri okumuyoruz. Çünkü bu veriler genelde burada veriliyor. Hikaye olduğu zaman tabii ki okuyacağız. O ayrı. Yeni nesil soru olduğu zaman tabii ki okuyacağız. Ama şekildeki bilgileri kullanaraktan sorun çözümüne her zaman ulaşırız. Zaten ben ne diyorum? Geometri görme işi değil, verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir. Verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir. Unutma dediğimi. Bak şimdi buraya baktığında hocam ne yapabiliriz? Buradan sivrilen yerden paralel çizebilirsin. Paraleli uzatabilirsin. Hiç sıkıntı değil. A o zaman ben burada en altta ya bu sivrilen yer. Şuradan bir paralel çizsem arkadaşlar. Paraleli çizdiğim zaman. A, U kuralı var burada. Burası kaç derece yaptı? 35 derece yaptı. Şimdi hocam. Şimdi şununla şu birbirine paraleldi. E ben burada buradan paralel çizdim arkadaşlar her ikisine de. Şu paralelliği kullandım. E yukarıdakini kullanmadım. Yukarıdakine bakan insan ol ne der? Hocam şununla da şu birbirine paralel. Aa burada ne çıktı arkadaşlar? Şöyle bir M kuralı çıktı. M kuralından dolayı bu açıyla bu açının toplamı burası yapar. Yani 40 ile alfa artı 35 toplarsak o da alfa artı e, 75 mi yapar? Alfa artı 75 yapar. Aa takıldık kaldık. Bu tavsiyemiz o. Sakın ama sakın unutma. Takıldığın zaman soruyu oku. Büyük ihtimalle kullanmadığım bir bilgi vardır. Her zaman yaşıyoruz. Ben de çok yaşıyorum arkadaşlar. Öğrenci yanımdayken yapamıyorum, takılıyorum. Takıldığım zaman tek yaptığım şey soruyu okumak. Soruyu okudum. Paralellik, diklik. Aa bak dikliği biz kullanmadık. BC ile CD dedik. BC ile CD dikse arkadaşlar şu açı 90 derece. Alfa artı 75 eşittir 90 derece ise alfa da buradan 15 derece çıktı. Bak verilen bilgiyi kullandım. Sen burada verilen bilgilerden herhangi birini kullanmadıysan eğer soruyu çözemezsin. Ya da herhangi birini kullanmadan soruyu çözdüysen arkadaşın büyük ihtimalle yanlış çözdün haberin olsun. Tamam mı gençler olay bu. Sorular böyle çözülüyor ve bu şekilde daha pratik ve daha hızlı olabilirsiniz. Şu an şekle bakıyorum hiçbir şekilde soruyu çözemiyorum. Soruyu okumak zorundayım. Okuyayım arkadaşlar burada. Bakın burada bir şey verilmiş. DAB açısına x dersem arkadaşlarım. DAB açısına x dersem. DCF açısı 2x oldu mu oldu? Hemen bunları yazayım. DAB açısı x. DAF açısı, DCF açısı DCF açısı 2x yazdım. Sonra buraya y dersem arkadaşlar pardon buraya y dersem 2y yaptı. Burası da ne oldu? 2y oldu. O zaman BCD'ye ben y dedim. BCD'ye şuraya y dedim arkadaşlar. EAD ne oldu arkadaşlar? 2y oldu. Şimdi ben soruyu çözmek istiyorsam alfa'ya en son bakacağım değil mi arkadaşlar? Bak bakacağız diyoruz ama görme işi değil. Verilen bilgileri kullanma işi. 120'ye baktığımız zaman A 120'ye baktığımız zaman şöyle bir paralel doğrular arasında sivri bir yer varsa m var değil mi arkadaşlar? M'den dolayı bu açıyla bu açının toplamı. Yani 2Y artı X ile Y artı 2X toplayacağım. Toplamda kaç X yaptı? 3X yaptı. Artı 2Y burada Y burada toplamda 3Y yaptı. Eşittir nedir? M kuralından dolayı 120'dir. E buradan 3X artı 3Y 120 ise X artı Y'yi kaç buluruz arkadaşlar? 40 buluruz. Şimdi alfaya bakacağız. Bak alfaya bakacağız. Görme demiyoruz. Alfaya baktığımızda da bakış açınıza bağlı arkadaşlar. Alfaya bakan belki şunu görür. A hocam boynuz var dersiniz ya da bu bumerang dersiniz. Şu üçünün toplamı 120'ye eşit dersiniz. Oradan çıkabilir arkadaşlar. O anki psikolojinize bağlı. Zaten geometride onlarca hatta yüzlerce çözüm var diyorlar ya. Bu da bir efsane onu da söyleyeyim arkadaşlar. Öyle bir şey aslında yok. Doğru da açılarda evet. Üçgende açılarda evet. Ama sonraki konularda maalesef yok arkadaşlar. En fazla çözsen çözsen iki yoldan üç yoldan falan çözebiliyorsun. Mesela o da işte bir benzerlik vardır, bir dik üçgen vardır, bir de alan vardır. İşte sen benzerlikten başlarsın, dik üçgeni kullanırsın, alanı kullanırsın. İşte ya da e, alandan başlayıp sonra benzerliği, sonra dik üçgeni kullanırsın. Hani konumların yerlerini değiştirerek fazla farklı çözümler çözebilirsin. Orada da verilenlerin mantığını kullanıyorsun. E, başlangıç noktasından farklı oluyor sadece. Ama doğru da açıda evet, onlarca çözüm yöntemi oluyor. Üçgende açıda da evet. Ama ondan sonraki konularda böyle bir efsane yok. Şehir efsanesi yani arkadaşlar. Dikkat edin ona. E, genelde bir ya da iki çözüm oluyor. Evet. O zaman şuraya alfaya baktığımızda da arkadaşlar. Şu alfaya baktığımız zaman şöyle de bir m kuralı var mı arkadaşlar? Var. Yani şununla şunun toplamı o da 2x artı 2'ye ne eşit arkadaşlar? Alfa eşit. X artı 40 40'sa 2x artı 2'ye kaç yapar arkadaşlar? 80 yapar. Böylelikle bu örneğin cevabını da 80 bulduk arkadaşlar. Ve şu örneğe geldik ama şu yeni nesil soruları da arkadaşlar isterseniz bir sonraki videoya bırakalım arkadaşlar. Ee, çok da fazla uzatmayayım videoyu. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.